Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. 25 Ağustos pazar itibariyle sohbetlerimize devam ediyoruz. Hemen 25 Ağustos demişken arkadaşlar, Galatasaray'ın biliyorsunuz Süper Kupayı kazandığının 24. yılı mı? Evet, 24. yıl oluyor galiba değerli kardeşlerimiz. Böyle de bir başarı durumu var ortada. Bunu da hep birlikte şöyle bir hatırlamış olduk. Ekranda görüldüğü üzere arkadaşlar, tam 24 yıl önce UEFA Süper Kupa Galatasaray'ın olmuştu arkadaşlar. Galatasaray Real Madrid takımını hatırlayacaksınız, Jardel'in attığı altın golle 2-1 kazanarak, 2-1'di galiba, 2-1 kazanarak arkadaşlar Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray Süper Kupa şampiyonluğunu da böylece elde etmişti. Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Galatasaray'ın karşısına çıkmıştı. Ve bugünkü Real Madrid'den de kat kat güçlüydüler arkadaşlar. Ama Lucescu yönetimindeki Galatasaray o zaman o Süper Kupayı alma başarısını göstermişti arkadaşlar. Şimdi evet, biliyorsunuz ve tabii oradan bugünlere gelene kadar arkadaşlar, Galatasaray, ilklerin ve ellerin takımı Galatasaray, UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ve böylece de görüldüğü gibi arkadaşlar birinci sırada yer aldı. Birinci sırada Ocak ayı sıralamasında Galatasaray bütün dünyanın sayılı takımları arasında birinci sıradaydı ya. Böyle bir güzellik var mı arkadaşlar ya? O günleri şimdi nasıl da hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi neyse, biz bakacağız işimize, sohbetimize geçeceğiz. O günler artık abi 24 yılda 25. yıla giriyor. Yani hepsi geride kaldı onlar. Biz şimdi Galatasaray'ın ligdeki 25. şampiyonluğunu ve takacağı 5. yıldızın hesaplarını yapıyoruz. Ama öncesinde de malum biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne kalma durumu var arkadaşlar. Onu da şöyle bir hatırlayalım isterseniz de esas sohbetimize geçelim. Tabii bütün hedef Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. 27 Ağustos Salı akşamı Ali Sami Yenstad'ında inşallah futbolcular ellerinden geleni yapacaklar ve renk boyusunun üzerinden geçerek farklı bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Ama arkadaşlar, biz artık konuşulmamız hiçbir şey kalmasın diyerekten, hiçbir şey kalmasın diyerekten arkadaşlar, bugüne kadar zaman zaman böylesine önemli maçlar öncesi sustuğumuz ya da görmezden geldiğimiz konular oluyordu. Bunları kapatıyorduk Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda. Fakat gördük ki biz sustukça bir takım kişiler daha da cesaretleniyorlar ve Galatasaray'a zarar vermeye devam ediyorlar. Artık onlara fırsat yok arkadaşlar. Tepelerine çökme durumundayız. Şimdi taraftarlar, sizler, bizler, hepimiz Dursun Özbek ve tayfasından, yani yönetiminden, yani onun profesyonellerinden ne yaptık arkadaşlar? Umudu kestik. Bunların bir an evvel ne yapması lazım? Gitmesi lazım. Giderler mi? Gitmezler. Daha şunun şurasında seçim olalı ne kadar oluyor? Ve de rekor bir oyla geldiler biliyorsunuz. Gitmezler. Gitmeyecekler. Başarısızlık, şu ana kadar alınan sonuçlar, oynanan maçlar, futbol, tavırlar, transferler, verilen sözler, yalan, dolan, o, bu falan filan, her şey fiyasko. Her şey yerle bir olmuş vaziyette. Ve ekranda da gördüğünüz üzere Galatasaray'ı karıştıran iddia. Şimdi bir defa şunu ayıralım. Galatasaray takımı öyle kara borsa bilet yapacak. Galatasaray kulübüne çıkar sağlansın. Biletler işte şöyle edilsin, böyle edilsin. Galatasaray buradan kara borsa bilet yaparak para kazansın, bilmem ne yapsın. Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray kulübü böyle bir şeye asla ve asla girmez. Böyle bir organizasyonun da en aptal kişi bile gerçekleşmesi halinde
sonucunun neler olacağını bilir. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu işlerle alakası yok. Ama arkadaşlar, kulübün içinde olan, olmayan, eski ya da yeni yöneticiler, bazı isimler, şunlar, bunlar şeytana uymuş olabilirler mi? Olabilir. Herkes zaman zaman şeytana uyuyor arkadaşlar. Herkes bir takım durum nedeniyle şeytana uyabiliyor, yoldan çıkabiliyor. Hazır mangır orada dururken, yasal olmayan yollarla da olsa orada duracağına benim cepte dursun diyenlerle karşılaşabiliriz. Onlarla muhatap olabiliriz. Olabilir mi? Olabilir. İşte Galatasaray'ı karıştıran iddia da bu arkadaşlar. Burada diyor ki kulüp içinden bazı kişilerin kara borsa bilet sattığı söylentisi. Kulüp içinden bazı kişileri. Bu kulübün tabii burada haberi olmaz. Burada bir dahili olmaz. Bir etkisi olmaz. Kulüp içinde olup da eski yedi, yeni bilemem ben onu. Yönetici değil o, bu profesyonel söylentisi, bilet sattığı söylentisi büyük yankı yaratırken Başkan Özbek net bir dille yalanladı. Yalanladı arkadaşlar ve burada diyor ki sarı kırmızılı camiada büyük yankı yaratan kara borsa bilet satışının iki yöntemle yapıldığı ileri sürüldüğü ve burada bu detaylı olarak anlatılıyor. Ve savcılığın arkadaşlar tam 18 kişi hakkında soruşturma açtı. Hatta Galatasaray'a yakın bazı isimlerin eskiden yöneticilik yapmış, halen işte kulübün içinde olan etkin tiplerin, bazı tiplerin arkadaşlar bu konuyla ilgili inanılmaz derecede iddiaları var. İddiaları var. Çok net bir şekilde, hatta deliller ortaya konuyor. O oluyor, bu oluyor falandı filandı. Yani olay son derece karışık. Olay son derece yüz kızartıcı. Ve de böyle bir şeyi kişiler dahi olsa yapmış olması, kulübü bağlamasa bile kulübe zarar getireceği de kesin. Peki arkadaşlar, şimdi bu noktaya gelindiğine göre bundan sonra ne olacak? Bu işin altından nasıl kalkınılacak? Bu iş nereye gidecek? Kabak kimin başına patlayacak? Bana göre bu kabak Galatasaray yönetiminin başına patlar. Hiç ben ilgilenmem arkadaşım. İşte bundan önceki yöneticiydi. Daha önceki dönem yöneticilik yaptı. E şimdi de zaten içimizde işte bir tane iki tane kişi şeytana uymuş. Onu bağlamaz, bunu bağlamaz, kulübü bağlamaz. Kulüp geç. Galatasaray kulübü şanlı, şerefli, mazisi tertemiz bir kulüptür. Ama işin içinde şeytana uyanlar varsa, şeytana uyanlara göz yumanlar varsa o zaman ne olur? Bu iş direkt başkan, avanesi, profesyonelleri ve hepsini ne yapar? Kapsar. O zaman ne olacak arkadaşlar? Hepsi tası, tarağı toplayıp Abbas olması gerekir mi? Gerekirler. İşte şimdi zurnanın zart dediği yere geldik. Bakın şimdi arkadaşlar, biraz karışık bir böyle görüntüler var ama burada böyle bir kolaj var, karışık. Şimdi önce bir genel görün bunu. Genel gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın burada işte daha önce yaptığımız suratlarına çarpı yemiş. Bu kişilerin suratlarına niye çarpı yediklerini biliyorsunuz. Erden Timur'u nasıl yediklerini biliyoruz. O yüzden çarpıları yediler. Sonra geliyoruz buraya. Bugünkü pozisyonda arkadaşlar. Yine aynı kişiler Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu işte başkan, başkanın yanındaki en yakınlar. Bir de son dönemlerde onlara adeta yardımcı olan Okan Buruk. O da çarpıyı yemek üzere. Yakında yer arkadaşlar. Ve burada gülen bir arkadaş var. Genel sekreter olarak atandı kendileri. İş çekiyorum. Fazla da bir şey demiyorum. Adı Eray Yazgan. Ötesine karışmıyorum.
basın toplantısında kendisine abi sen genel sekreter olmuşsun ya falan diyor. Hadi he diyor Beşiktaş'ta 5 yedikten sonra olduk falan demeye getiriyor falan yani böyle. Mutlu şen şakrak tabii genel sekreter olmuş adam. Basın sözcüsü olmuş tabii ne yapacak. Şimdi gelelim bu tarafa doğru arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz işte Erden Timur'u kendisine bakın başkanına uçakta Ankara'da 23. şampiyonluk kazanıldıktan sonra uçağa geldiği zaman böylesine saygı gösteren, elini öpen, ha, elini öpen bir Erden Timur vardı arkadaşlar. O Erden Timur'u yediler. Bilinçli, tasarlanmış, önceden senaryoları yazılmış bir takım tiplerle içeriden dışarıdan yalan, dolan, iftira, ayak kaydırma, kıskançlık vesaire ayrıntıları biliyorsun. Biliyorsunuz benim anlatmama gerek yok. Ne yaptılar? Erden Timur'u yediler. Çünkü Erden Timur başkanının elini öpüyordu. Ona saygı gösteriyordu. Gitti. Erden Timur gitti. Suçlu o. Öyle ya. Düşünün. Erden Timur'un arkadaşlar giderken Batshuayi transferini zaten bitirmişti. Ondan vazgeçemediler. Ama Erden Timur 4 tane daha futbolcunun bugün Almanlar değil, o Jelert, Melert, Gelert, Sara, Mara değil arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Rafa Silva'ydı ve diğerleri. İş çoktan bitmişti. Erden Timur başkana diyor ki, Sayın Başkan bunlar hazır, bu görüşmeleri devam ettirin, bu transferler hemen birinci kampa yetişir, Avusturya kampına. Tabii başkanın akıl hocaları çok ya, gördüğünüz üzere başkanın tepesinde şarap içenler var ya, başkanın elini öpüp başkana böylesine saygı gösterenlerden başkanın tepesinde şarap içenlere geldik. Görüyorsunuz burada da var arkadaşlar. Başkan eşiyle burada oturuyor hanımefendiyle. Emmin burada başkanın tepesinde şarap içiyor. Aralarındaki samimiyete, ilişkiye bakın. Saygı derecesine bakın. Bir de elini öpen o kişinin saygı derecesine bir bakın arkadaşlar. Nereden nereye geldi? Sürpriz mi bugün Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum? Asla değil. Ve iki tane baba yiğit burada. Bu baba yiğitler de yine Erden Timur'un kellesinin koparılmasında. O kim ya? Her şeyi sen yaptın başkanım. Bütün transferleri sen yaptın. Sen şöylesin. Ha, ben yaptım değil mi? Ben, sen yaptın. Adamı doldurdular, doldurdular. Erden Timur'u yalan, dolan, iftira kaçırdılar. Gitti. Dört futbolcu alınsa, şartlar uygun. Örneğin bugün Jeller'de verilen paranın belki de daha azına, Saray'a verilen paranın çok daha azına. Dört futbolcu transfer edilecek, her şey bitmiş olacak. Biri Rafa Silva, yine söylüyorum. Peki, ne yaptı Dursun Efendi? Dursun Efendi o transfer listesini iptal etti. Niye? Bunlar dediler ki biz daha iyisini yaparız. Kim ya? Biz şimdi gider bunu alırsak, Rafa Silva'yı alırsak bunun kaymağını yine kim yiyecek? Şey, Erden Timur. Olur mu? Olmaz. Ne yapacağız? Ne yapacakları belli. İptal. Liste iptal edildi. Hazır iş pişmiş. Jimnastik kulübü gitti. Biraz daha fazla parayı verdi. Adam geldi. Mourinho demişti. Rafa Silva Galatasaray'la anlaştı. Dememiş miydi? Demişti. Uzatmayalım arkadaşlar. Daha bunun gibi. Hamleler yapıldı. Ve Galatasaray ne oldu? Karaya oturdu. Ama öte yandan arkadaşlar, öte yandan Galatasaray'la yüz kızartıcı iddialar kişiler üzerinden de olsa devam etti. Yok kara borsa bilet, yok o, yok bu. Ya arkadaşlar ne olursa olsun diğer kulüplerinki alaka görmüyor mu? Onlar da görüyor. Onların da biletleri işte Pasolik üzerinden cart curtla satılıyor. Ama nedense Galatasaray'ınki 3 dakikada bitiyor. Bakın bu işin kulüple alakası yok. Organizasyon tamamen diyelim ki kibar konuşalım biraz. Şeytana uyanların fazla uyanık olması neticesinde yaptıkları organizasyon sonucu özellikle Avrupa maçlarında. Biletler yurt dışından gelenlere çok büyük, yüksek rakamlarla satılıyor. Ve önemli maçlarda, derbi maçlarda,
Örneğin Galatasaray-Fenerbahçe maçında yine aynı yöntemlerle böyle bir vurgunun yapıldığı söyleniyor. Bunu söyleyenler, işte iddia sahipleri zaten ortada. Herkes biliyor bunları. Kimlerle ilgili, kimlerin kastedildiği. Başkana soruluyor. Başkan esiyor, gürlüyor. Niye esip gürlüyorsa tabii arkadaşlarını savunma gereği duyuyor. Savunacak tabii doğal olarak. Çünkü beraber yola çıktılar. Ama arkadaşlar bu işin sonu nereye varır? Hani derler ya bu iş karakolda biter diye. Arkadaşlar bu iş kelle götürür. Dolayısıyla ben diyorum ki şimdi hiç kimse bana şunu demesin. Abi ya şurada salı günü işte Young Boys ya bunların var ya Young Boys maçını onu bunu falan iplediklerini diklediklerini hiç inanmıyorum. Hele hele o kara borsa bilet vurgun içini tezgahlayanlar bilmem ne yapanlar abi neler neler ya neler. Zamanında bakın zamanında işte yine Galatasaray'dan yolu geçmiş bazı eski futbolcular abi. Ya düşünebiliyor musunuz? Borularla akaryakıt kaçakçılığı yaptılar ya bir takım tipler. Ya bu şimdi Galatasaray kulübünü mü bağlar? Hayır değil ama yapılıyor. Galatasaray'ın tırları çalınıyor. Bakın şeyde ya Galatasaray Store'un tırları, dolu tırlar yolda kayboluyor ya. Ve bunlarla ilgili hazırlanan dosya çok ağır suçlamalar ve önemli isimler var işin içinde. Başkan Efendi dosyayı çekmecesinde saklıyor. Ver savcılığa, ver yapanlar hesap sor değil mi? Yok saklayacaklar birbirlerini koruma, kollama, koruyacaklar. Yok abi öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Şimdi her türlü yalan dolan. Efendim biz işte Mayıs ayında Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Bu seçimlerden önce söyleniyor. Efendim biz işte yeni sezonu Kemerburgaz'da açacağız. Florya şöyle olacak, o böyle olacak, transferler şurada bitecek, bütün kampo oyuncular yetiştirilecek. Ya şimdi böyle diyorsunuz kampo oyuncular yetiştirilecek de, peki utanmadan, sıkılmadan niye şimdi diyorlar ki işte Young Boys maçını bekliyoruz, Young Boys'a elenirsek transfer yapamayız, para yok. Siz ta Temmuz ayının başında demiyor muydunuz kampa oyuncular yetiştirilecek hiç sorun yok. Okan Efendi demiyor muydu? Bunların yardakçılığını yapan Okan Efendi başkanımız önümüzü açtı. İstediğinizi alın nokta atışı yapın para sorunumuz yok diye. Evet ya şimdi ne oldu da biz bir anda Young Boys maçını bekler hale geldik. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan işte 20 milyon euroya mahkum olduk. Türkiye gelmedi ne olacak? Ha, abidik gubidik işte. Dalga dümen işte. Söyleyenler haklı o zaman. Şimdi arkadaşlar neyse siz vaziyeti anladınız. Ben şimdi oralara girmeyeceğim. Ekranda biraz karışık olarak gördüğünüz bu tipler. Bakın. Burada suratlarına çarpıları yediler. Bugüne kadar yaptıkları eylemlerle, icraatlarla, verdikleri sözlerle, yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla Erden Timur'u tek başarılı ortak noktaları Erden Timur'u yemiş olmaları, kaçırmış olmaları. Burada son durum. Bakın görüyorsunuz hepsi bir araya geldi. Artık bunlar yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bu bilet skandalı, bu yalan dolan. Taraftarı kandırma, gerçekleri söylememe işi bardağa taşırır. Galatasaray Young Boys'u eler. Hiç problem değil. Young Boys'u geçer. Şampiyon da olabilir. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde iyi neticeler de alabilir. Ama bilet skandalı, o kara borsa bilet skandalı arkadaşlar bunlardan bağımsız şeylerdir. Ve ben iddia ediyorum Dursun Özbek yönetimine bu bilet skandalı, bu kara borsa bilet skandalı, bu iddialar arkadaşlar götürür. Bakın bu iddialar götürür Galatasaray'ı karıştıran iddia. Galatasaray kulübü, Galatasaray kongre üyeleri başka başlıklar var mı bilmiyorum arkadaşlar. Cimbom'da problem çok demişler. İşte sezona bedel falan filan neyse biz tekrar oraya gelelim. Ben bunu ayırmıştım şimdi. Galatasaray'da bu iddia, bu skandal iddia çok vahim arkadaşlar. O yüzden Dursun Özbek hiç öyle ben transferi yaptım, yapamadım. Yok Kemerburgaz'ı açtım, açamadım. Her yerden baltayı taşa vurdunuz kardeşim.
baltayı taşa vurdunuz. Bugün kim ne derse desin, Jelert'e, Sabek'e 9 artı 2 milyon euro verilmez. Sara çok iyi futbolcudur, odur, budur. Ben onu bunu bilmem. Ama sen Sara'ya 18 milyon artı 3 milyon veremezsin. Sen elindeki daha önce bunun, bu bakın, Sara ve de Jelert'e verilen paraların yarısına 4 tane oyuncu transfer ediliyordu. Biri Rafa Silva'ydı, diğerlerini biliyorsunuz zaten kimlerin isimleri olduğunu. Şimdi bu oyuncular alınacakken sen iki oyuncuya 30 milyon veriyorsun ve bu iki oyuncu hala tartışılıyor. Teknik direktörünüz ne halt yediğinin farkında değil. Yönetim tamamen çuvallamış. Bu kara borsa, kara borsa, bakın kara borsa bilet Galatasaray ismi yan yana gelemez. Eğer bu isim bu Galatasaray'ı karıştıran iddia şeklinde yan yana getiriliyorsa bunun faturasını kim öder? Ben reisim diyen öder. Ve onun yanındaki tayfa öder. Onun elemanları, ona bağlı olan elemanları öder. Yani arkadaşlar, uzun sözün kısası, hepsi beraber arkadaşlar. Neredeydi o fotoğraf? Tası tarağı toplar, Abbas olurlar arkadaşlar. Abbas olurlar. Bu kadar basit. O yüzden göreceksiniz Dursun Özbek ve yönetimine bu kara borsa bilet işi götürecektir. Ben şimdiden söyleyeyim. Dediğim gibi maç oynamak, Young Boys maçı, maç oynamak, tur atlamak, Şampiyonlar Ligi'ne, o futbolcuların işi. Bundan önceki sohbette ben onu anlattım. Futbolcular üzerine düşeni yaparlar, gereğini yaparlar, bu turu geçerler. Hiç problem yok. Hiç problem yok arkadaşlar. Geçecek zaten. Çünkü futbolcular kendi değerlerinin ayaklar altına alınmasına, düşmesine göz yummazlar. Hoca saçmalamış, onu yapmış, bunu yapmış. Göreceksiniz bu defa olay farklı yönlere doğru gidecek. En azından ben öyle düşünüyorum, ona inanıyorum. Ama son sözümüz de şu olsun. Dursun Özbek için çanlar çalıyor. Dursun Özbek ve arkadaşlarının suyu artık kaynamak üzere. Fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Hiç rahat olun. Bakın o su fokur fokur kaynamaya başladı. Yakında yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Kim? Dursun emmi ve tayfası. Güle güle Dursun diyeceğiz. Güle güle. Güle güle. Galatasaray'ı bir daha arkadaşlar böyle yeteneksiz, beceriksiz kişilere de teslim etmemek gerekiyor. Aa, kendi özel hayatlarında çok başarılı olabilirler, muhteşemdir, servetleri, malları, mülkleri vardır. Hiç mi itirazım yok? Ben sadece Galatasaray yönetiminden, Galatasaray başkanından söz ediyorum. Arkadaşlar, Galatasaray başkanlığını yapacak kişilerde farklı özellikler gerekir. Bu tür Galatasaray'ın ismi bu tür olaylarla yan yana gelemez. Galatasaray taraftarına verilen sözler tutulur. Transfermiş, kemerburgazmış, bankalardan çıkma, borç, o, bu falan filan. Abi Galatasaray taraftarına kim eksik bilgi verirse, onları uyutmaya çalışırsa, bakın yalan diyemiyorum. Çünkü ben Galatasaray başkanına yalan konuştu demem. Diyemem, dilim varmıyor ya diye beceremiyorum arkadaşım. Ama ortada maalesef çağrışımlar bizi oralara götürüyor. Dedikten sonra rahat olun. Dursun emmi ve tayfası bu kara borsa bilet ve de bir takım böyle abidik gubidik yalan dolan molan işler hani var ya, işte onlardan dolayı Abbas Abbas güle 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 diyecekler arkadaşlar. Bay bay. Aynen öyle. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı lütfen unutmayın değerli kardeşlerimiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.